Selamu aleyküm ve rahmetullahi ve berekatuhu. Muhterem kardeşlerim, her çarşamba yapmış olduğumuz İstanbul Bahçeli Evler Cumhuriyet Mahallesi Merkez Cami Külliyesi için İhsan Günaydın hocamla birlikte bir rahmet esintileri programında sizlerle birlikteyiz. Allah'ıma hamdolsun, bu güzel günlerde, güzel bir kış günü, belki birçoğunuz evinizden kapıya çıkmayanlar var veya evinde oturup güzel güzel bu programı izleyen, takip eden kardeşlerimiz var. Bunu bizlere gelen telefonlardan anlıyoruz. İhsan hocam da nasip oldu. Bu hafta yine birlikte beraber bu programı inşallah yapacağız. En güzel şekilde yapacağız. En güzel şekilde yine bu programımızda da sizlerden camimize az veya çok demeden o güzel, helal kazançlı yardımlarınızdan bekliyoruz. Allah hayırlarını kabul eylesin. Bizlere bugüne kadar mağdur etmediniz. Sizlere güvenerek, sizlerin bizlere yapmış olduğunuz teşviklerle, yardımlarla birlikte çok yüksek borçların altına girdik. Yani kendim, şahsım için, şahsımız için belki %1 borçlanamazken bu cami için, bu külliye için ve sizlerden aldığımız güvenle çok yüksek miktarlarda borçlandık ama borcumuzu da ödedik. Yani şunu belirtmek isterim ki şu an yapılan işlerimizin haricinde kimseye borcumuz da yok. Yardımcı oluyorsunuz, Allah razı olsun, borçlarımızı ödüyoruz. Yine bu programımızda da sizlerden zaman zaman yardımlarınızı isteyeceğiz ve de bekliyoruz. Allah yardımlarınızı kabullerin en güzeliyle kabul ve makbul eylesin. Sevgili İhsan Hocam, hoş geldiniz. Sefalar getirdiniz. Allah razı olsun. Sağ ol başkanım. Sevgili Mustafa Kımıl Hocam var. Geçmişte camimizde görev yapan değerli bir hocamız, değerli bir abimiz. Hafız Mustafa Kımıl Hocam. Mustafa Kımıl Hocam'ın okuyacağı Kur'an-ı Kerim'le programımızı başlatalım. Ondan sonra İhsan Hocam'ın güzel sohbetlerine geçeceğiz inşallah. Evet hocam. Eûzü billâhi mineşşeytânirracîm. Bismillahirrahmanirrahim. Ve tilke hüccetuna ateynaha İbrahim'e ala kavmih. نرفع درجات من نشاء إن ربك حكيم عليم وَوَهَبْنَا لَهُ إِسْحَاقَ وَيَعْقُوبَ كُلًّا هَدَيْنَا وَنُوحًا هَدَيْنَا مِنْ قَبْلُ وَمِنْ ذُرِّيَّتِهِ دَاوُدَ وَسُلَيْمَانَ وَأَيُّوبَ وَيُوسُفَ وَمُوسَى وَهَارُونَ وَكَذَلِكَ نَجْزِي الْمُحْسِنِينَ وإسماعيل واليسع ويونس ولوطا وكلا فضلنا
alel alemin. Ve Zekeriya ve Yahya ve İsa ve İlyas. Küllün mine's-salihin. Ve İsmail ve Yes'a ve Yunus ve Lut'a. Ve küllen fadlalna alel alemin. Ve min âbâihim ve zürriyâtihim ve ihvânihim. وَاجْتَبَيْنَاهُمْ وَهَدَيْنَاهُمْ صِرَاطًا مُسْتَقِيمًا ذَلِكَ هُدَى اللَّهِ يَهْدِي بِهِ مَنْ يَشَاءُ مِنْ عِبَادِهِ وَلَوْ أَشْرَكُوا لَحَبِطَ عَنْهُمْ مَا كَانُوا يَعْمَلُونَ أُولَئِكَ آتَيْنَاهُمُ الْكِتَابَ وَالْحُكْمَ وَالنُّبُوَّةَ فَإِنْ يَكْفُرُ بِهَا هَؤُلَاءِ فَقَدْ وَكَّلْنَا بِهَا قَوْمًا لَيْسُوا بِهَا بِكَافِرِينَ أُولَئِكَ هَدَى اللَّهُ فَبِهُدَاهُ مُقْتَدِهُ قُلْ لَا أَسْأَلُ عَلَيْهِ أَجْرًا إِنْ هُوَ إِلَّا ذِكْرَى لِلْعَالَمِينَ آمَنَّا بِاللَّهِ صَدَقَ اللَّهُ الْعَظِيمُ Allah razı olsun sevgili Mustafa Kemal Hocam. Hocam belli bir süre camide de görev yaptı. Bu çalışmalarda da katkısı oldu. Kendisine çok teşekkür ediyoruz. Değerli izleyicilerimiz, canlı yayın telefonlarımız 0212 224 84 44 0532 336 27 80 nolu telefonlardan yardımlarınızı bekliyoruz. Allah yardımlarınızı kabul eylesin. Programımızın sonunda bizlerden dua bekleyen birçok kardeşimiz var. Bizleri telefonla arayıp gerek ameliyat olup, gerek işi için, eşi için dua isteyen çocukları için kardeşlerimize programımızın sonunda İhsan Hocam hepinize ve tüm ölmüşlerimize dua yapacak. İnşallah bu programın sonuna kadar canlı bir şekilde izlemenizi istiyoruz inşallah. Sevgili İhsan Hocam, ömür dediğimiz bir sermayemiz var. Sermayemiz tükenip gidiyor, yok olup gidiyor. Almış olduğumuz nefesler, konuşmuş olduğumuz kelimeler hepsinin en son bir sonu var. Bu sermayemizi nasıl kullanmalıyız Allah yolunda? Selamun aleyküm ve rahmetullahi ve berekatuhu. Muhterem kardeşlerim, Allah'ın rahmeti, lütfu, ihsanı, inayeti üzerinize, üzerimize olsun. Allah Celle Celaluhu cümlemizi, cümle ümmeti Muhammed'i affıyla, fazlıyla yüzünü güldürdüğü kullarından eylesin. Hamd alemlerin Rabbi olan Allah'a,
Salatu selam alemlerin yüzü suyu hürmetine yaratıldığı Resulullah'a olsun. Allah ölülerinize rahmet eylesin. Allah hayatta olanlarımıza sıhhat, afiyet üzere uzun ömür, bol bereket lütfeylesin. Allah her karış toprağı şehit kanıyla sulanan aziz vatanımızı muammer eylesin, payidar eylesin. Dini mübini İslam ile aziz eylesin. Allah, yüce Allah her iki cihanda cümlemizi mağfurin zümresine ilhak eylesin. Yüce Rabbim ekranları başında bizleri izleyen bütün kardeşlerimizi dünya ve ahiret mutluluğu ile Rahman ve Rahim olan Allah'ın affına eren Hazreti Muhammed Mustafa sallallahu aleyhi ve sellemin sancağının altında toplanan kullarından eylesin. Bir haftalık aradan sonra yine bir ve beraberiz. Bizi bir ve beraber kılan Allah'ımıza hamdolsun. Bu programdan sonra gelecek hafta itibariyle, bir sonraki hafta itibariyle sizlerle beraber Türkiye'den beraber olamayacağız ama Mustafa Hocam yeni geldi o mübarek diyarlardan. Hoş geldi, safa geldi. Hurmasını yedik, zemzemini içeceğiz inşallah. Biz de zemzemi yerinden içmek üzere ama günahlarımızın affının talebini sunmak üzere ve önemlisi de sizlere dua etmek üzere. Allah biliyor gerçekten. Mekke'ye gidecek, zemzemi yerinden içecek, Safa Merve'de koşacak, Multezem'de dua edecek, Hacerul Esved'e günahlarımızı dökecek ve Resulullah'ın huzuruna günahsız gitme adına bütün arz, istida, dilekçe, temennilerimizi sunacağız inşallah. Bu vesileyle üzerimize emanet tevdi edilen hatimler, tekbirler, tehliller, zikirler, dualar, salatu selamları hepsi dosyaladım. Mübarek yerde dua edeceğiz. Arafat'ta, Mina'da, Muzdelife'de, Cebeli Rahme'de dua edeceğiz. İnşallah Allah ibadetlerimizi kabul ve makbul eylesin. Allah cümlemizi rızasına nail eylesin. Allah Ebrehelerin biraz çoğaldığı şu günlerde ebabilleri Ebrehelerle ıslah eylesin. Yüce Rabbim Kabe-i Muazzama'yı yıkmaya gelen zalim Ebrehe'nin ordusunu ebabilleriyle temizlediği gibi iç ve dış mihraklarla güzelliğimizi, birlikteliğimizi, kardeşliğimizi bozmak isteyen nametleri ebabilleriyle yok eylesin inşallah. Allah'ım bizi ve'tasimu bihablillahi cemi'a, Allah'ın ipine sımsıkı sarılanlardan eylesin. Allah'ım bizi innemel mu'minune ihve, müminler kardeştir noktasında Rabbimiz bir, kitabımız bir, nebimiz bir, kıblemiz bir. Bu kadar birlikteliği olan birliktelikten ayırmasın. Kardeşler, Muhterem Hocam okudu Kur'an-ı Kerim'de peygamberlerin bazılarının isimlerini saydı. Hani o peygamberler? Hani? Ve Adem'e ve İdris'e ve Nuh'a ve İbrahim'e ve İsmail'e peygamberleri okudu hocam. Peygamberlerimiz nerede? Vefat ettiler. Hani bizim peygamberimiz? Gün gelecek bir gün bizi de uğurlayacak bu dünya. Gün gelecek bir gün bu dünyadan biz de ayrılacağız. Rabbim, Allah'ım iman ile ayrılmayı nasip eylesin. Dolu dolu imanla gitmeyi nasip eylesin. Hani bir şey okudum, çok hoşuma gitti. Daha doğrusu ibret verici bir şey sizinle paylaşayım. Ölü diyor ki, yani ölünün öyle bir şey deme imkanı yok da, ölü yerine bir insan kendini koyuyor ve ölünün öyle söyleyebileceğini tahminen şöyle bir şey yazıyor. Ölü diyor ki, buz gibi bedenime beyaz kefeni ölçtüler, biçtiler, dost bildiklerim. Gerçekten. Ölüyorsun, en samimi dostun üzerinden elbiseleri çıkartıyor. Hatta çıkartmak ne kelime? Mustafa Hocam da çok yapmıştır. Makasla kesiyor, atıyor. Buz gibi bedenime beyaz kefeni ölçtüler,
biçtiler dost bildiklerim. Eşim, dostum, kardeşim el ele verip musallaya koydular dost bildiklerim. Evinden apar apar, apar topar getirirler dost bildiklerim. Omuzuna taşırlar, musallaya getirirler dost bildiklerim. Kıldırdılar namazımı birkaç dakikada, indirdiler mezara birkaç dakikada, birkaç saniyede. İncecik bir kefenle kara toprağa yatırdılar bedenimi dost bildiklerim. Acaba kar yağınca üşür mü, güneş çakınca efendim etkilenir mi? İp ince bir kefenle kıldırdılar namazımı 40 saniyede, indirdiler mezara 30 saniyede. İncecik bir kefenle kara toprağa yatırırlar bedenini dost bildiklerin. Yatırırlar bedenimi dost bildiklerim. Tahtaları dizdiler bir bir kabrime. Tahtaları dizdiler bir bir kabrime. Acımadı hiç kimse o anki halime. Kürek kürek toprak atıp üstüme, karanlığa boğdular dost bildiklerim. Karanlığa bırakırlar. Elektrik yok, su yok, doğal gaz yok, aydınlatma yok, battaniye yok, yastık yok, nevresim yok. Kara toprağa yatırırlar sırtını dost bildiklerin. Sadece ve sadece buradan getirdiklerin amellerin olacak. Sana orada serlevha, en iyisi yoldaş, gerçek arkadaş. Anladım ki eş dost hepsi yalanmış. Bir Fatiha okuyup bırakıp gitmiş. Kabir denen bu yer ne kadar darmış. Yapayalnız bıraktılar can bildiklerim. Değil mi öyle? Gerçekten bir Fatiha okuyan arkadaşların okur bırakar gider. Hatta sen orada hesap verirken arkadaşların üzerinde bekler. Yapacak hiçbir şey yok. Dost bildiklerim. İndiler başucuma münker ve nekir. Açtılar defterimi sordular bir bir. Kalmadı gizli saklı hiçbir amelim. Allah'ım ne kadar zormuş. Allah'ım ne kadar da zor imiş kabir. Bıraktılar beni yapayalnız başıma, yapayalnız başıma dost bildiklerim. Kardeşler, samimi söylüyorum. Gelin ahirette bize faydası olacak şeyler yapalım. Kabirde yüzümüzü güldürecek şeyler yapalım. Namazlı olalım, ibadetli olalım, taatli olalım, merhametli olalım, adaletli olalım, infak ehli olalım. Cömert olalım, güler yüzlü olalım, merhamet ehli olalım Allah aşkına. Vurmayalım, yıkmayalım, yakmayalım, küsmeyelim, kin, nefret ve intikamla dolmayalım. Dünya kin ve nefretle geçirecek ömür kadar uzun değildir. Gün gelecek bir gün gideceğiz. Samimi söylüyorum. Gün gelecek bir gün gideceğiz. Ellerin apaçık, gözlerin yamuk. Ellerin apaçık, gözlerin yumuk. Bir gün bu dünyadan elbet göçeriz. Bir gün bu dünyadan elbet göçeriz. Sermayen kefendir, servetin pamuk. Burada ne ektiysek orada biçeriz. Burada ne ektiysek orada biçeriz. Nerede? Kabirde. Nerede? Mahşerde. Güzellik ektiysek güzellik. Diken ektiysek diken, gül ektiysek gül. Siz toprağa kavun ektiğinizde karpuz çıktı mı hiç? Siz toprağa buğday ektiğinizde mısır çıktı mı hiç? Siz toprağa patates ektiğinizde soğan oldu mu hiç? Olmaz. Ne ektiysek onu biçeriz. Nefsine uyup da koşma peşinden. Gün gelir yüzüstü bırakar seni. Dönüş yok bu dünyanın gidişatından. En sonunda toprak saracak seni. Bu dünya herkesin yüzüne güldü ama hiç kimseyle evlenmedi. Herkesi kandırdı ve gönderdi. Hani annem, hani annen, hani deden, hani ninen,
Hani sevdiklerin Allah için kalıcı hizmet yapalım, gelin. Gerçekten. Bakın biz İstanbul'da bahçeli evlerde Muhterem Hocam, Mustafa Hocam da görev yaptığı o camiye hala daha gönül bağı var. Cemaat da çok seviyor Mustafa Hocam'ı gerçekten. Camiyi açma adına, büyütme adına, büyük bir külliye yapma adına sizlerden gelen yardımlarla aldığımız güç ile, ivme ile, o aşk ve şevk ile göreve devam ediyoruz. Nerede olursak olalım, kalbimiz hep dini mübini İslam'ın yücelmesi noktasındaki hizmetlerle iç içedir. Biz haftaya bugün itibariyle Mekke'de, Kabe'de olacağız ama dualarımız hep sizinle beraber. Samimi söylüyorum. Hastalara, dertlilere, çeşit çeşit arzu, istek ve emeli olanlara dua edeceğiz. Mekke'den, Medine'den, Ravza'dan, Kabe'den, Zemzem'den, Multezem'den. Mustafa Hocam yeni geldi, biz gideceğiz. Sonra Mustafa Hocam yine gidecek. Sözün burasında hem kardeşiz, arkadaşız, halef selef de denilebilir. Ben Mustafa Hocam'a sözü vereyim. Mustafa Hocam'ın da yaptığı ve yapacağı hizmetlerle alakalı sizlere söylemek istediği sözler olacaktır. Evet hocam, buyurun. Hocam Allah razı olsun. Cumhuriyet Mahallesi Merkez Camii'nde 7 sene hizmet ettim. Elhamdülillah. Cenab-ı Hak orada da bize hizmet imkanı verdiler. Efendim, o zaman benim imamlığım zamanında da başladık başkanla beraber. Etrafındaki evleri almaya, camiyi büyütme teşebbüsüne. Elhamdülillah aynı hızla bu devam ediyor. Ben 10-15 gün önce geldim Mekke'den. Maşallah. Mekke-i Mükerreme'de bu camimiz için, bütün böyle hayri müesseselerimiz için yardım eden kardeşlerimize her halükarda, o mübarek mekanlarda hep hayırlı dualarda bulunduk. Cenab-ı Hak verdiklerine dünyada da ahirette de ziyadesiyle karşılığını ihsan eylesin diye dualarda bulunduk. Burada bir şey anlatabilir miyim? Tabii hocam? Tabii buyurun. Mevlana'nın Mesnevi'sinden alınmış bir şey. İpin hesabı diye bir şey. O benim çok dikkatimi çekti. Ben onu anlatıyorum bazı cenazelerin başında falan. Zamanın birisinde bir zengin demiş ki, ben vefat edince, ben ölünce birisi benim yanımda bir gece beklesin kabrimde. Tabii ona hava borusu koyacaklar. Bir gece beklesin, malımın yarısı onun olsun diye böyle bir vasiyet ediyor evlatlarına. Evlatları duyuruyor bunu o beldede, etrafta. Bir hamal diyor ki, benim hiçbir şeyim yok. Ben sizin babanız vefat ettiği zaman yanında bir gece bekleyeceğim, gece içtiyse malının yarısı benim olur, zengin olurum, rahat yaşarım. Aradan birkaç sene geçiyor. Zengin vefat ediyor. Evlatları hamala çağırıyor. Diyor ki, kardeşim babamız vefat etti, gel yanında bekle. Defnediyorlar. Adamı da yanına koyuyorlar. Yatırıyorlar. Tabii hava borusu var onda. Yatarken sorgu melekleri geliyor. Münker ve nekir sual melekleri. Kabire girdiğimiz zaman sorular sorulacak. Men rabbüke ve ma dinüke ve men nebiyüke. Rabbin kimdir? Dinin nedir? Peygamberin kimdir? Kitabın nedir? Ve dünyada ne yaptın? Neler yaptın? Ne amel yaptın? Hesaplar sorulacak. Münker ve nekir sual melekleri gelip diyor ki, bu ölü zaten bizim. Önce şu dirinin hesabını görelim. Yine soruları buna soralım önce. Ölü zaten bizim. Diyorlar ki, sen işte kimsin? Ne yapıyordun dünyada o hamala? De bir ipimle, bir baltamla efendim hamallık yapıyorum. Kazancımı böyle geçiniyorum. İpi nereden aldın? Sahibine parasını hakkıyla verip mi aldın? Haksız mı aldın? Kandırdın mı? Baltayı nereden aldın? Efendim parasını hakikaten verip mi aldın? Kandırdın mı? Derken hesap veremiyor, sabah oluyor. Sabahleyin adamı kabirden çıkardıkları zaman diyor ki, kardeşim ben bir baltayla bir ipin hesabını sabaha kadar veremedim. Ben sizin babanızın malını, mülkünü bir şey istemiyorum. Ne yaparsanız yapın diyor, terk ediyor. Yani bu mal, mülk bize Allah vermiş, onun hesabını vereceğiz. Camiye, Kur'an kursuna, böyle hayri müesseselere yardım edersek inşallah kolaylıkla hesap vereceğiz diye temenni ediyoruz. Cenab-ı Hak
cümlemize böyle hayırlı müezzezelere yardım etmeyi, kolaylıkla hesap vermeyi nasip edin. Efendim hoş geldiniz, buyurun. İhsan Hocam, selamun aleyküm. Aleyküm selam, hoş geldiniz. Ben Mevlana Camisi'nin yanında, ben senin cemaatin İpekşen. Çok sağ olasın. Trabzon'dan. Allah razı olsun, sağ olasın. Sizden de Allah razı olsun. Nasılsınız, iyi misiniz efendim? Teşekkür ediyorum, sağ olasın. Allah da sizden razı olsun. Amin. Ben bir ufak bir camize bir yardım etmek istiyorum. Bu. Çok sağ olasın. Çok teşekkür ediyorum. Ben de Allah nasip ederse haftaya bugün umreye olacağım. Oradan dua edeceğim size. Söz. İnşallah biz de ölmüşlerimize bol dua edin. Hocam ben bunu şimdi nasıl ben gönderebilirim postaneyle? Hangi şimdi, numaraya? Şimdi benim telefonda bakan başkanım sana her türlü teknik bilgiyi verir. Hemen tamam, telefonda hocam. Telefonda Veysel başkanım sana her türlü teknik bilgiyi verecek. Nasıl tamam. Yardım edersin? Her türlü teknik bilgiyi verecek. Allah razı olsun. Çok sağ olasın. Kardeşlerimize, arkadaşlarımıza selam söyle. Çok sağ olun. Allah kabul eylesin. Evet, ülkemin her yanından, yurt içinden, yurt dışından kardeşlerim, gerçekten samimi söylüyorum, sizlerden Allah rızası için yardım bekliyoruz. Çünkü yapacak olduğumuz külliyeye Allah nasip ederse, Kur'an-ı Kerim okuyacak öğrenciler, 3-5-6 yaş grubu mini mini yavrular, hanımefendiler, gençler, rahatlıkla girip çıkabileceği, önümüzdeki 50, 100, 200 yıllara hitap edebilecek otoparkıyla, sosyal tesisleriyle, kültürel aktiviteleriyle, efendim engelli kardeşlerimizin engelsizce girebileceği yerleriyle güzel bir hizmet külliyesi yapacağız inşallah. Yani öyle ki hanımefendiler gelecek, oturacak, siyerle alakalı, kelamla, fıkıhla, akaidle, Kur'an'la alakalı öğrenmesi gerekenlerini öğrenecekler. Bir huzur ortamı, bir huzur ortamı. Çünkü bizi birbirine bağlayan en güzel değer dindir, imandır, bayraktır, Kur'an'dır, Allah'tır, Muhammed Mustafa'dır. Allahümme salli aleyhi. Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellemin yolunda olmayı Allah nasip eylesin. Farkına Amin. Varmadan tükenir zaman. Azrail peşinde, elinde ferman. Kalbinde yok ise itikat, iman, son nefeste tevbe neylesin sana? O halde kalbimizde iman, ruhumuzda iman, kalbi aşk ve şevkle Allah'a iman, ibadet eden bir nesil yetiştirmeyi Allah nasip eylesin. Amin. Nefsinin peşinden şerre gidersen, gıybeti dilinden tesbih edersen, riyakar tavırla içten gülersen, ağlayarak hakka gidersen ne olur? Yandın piştin, yapma etme eyleme. Hadi gel benim kardeşim, Allah'a kul, Muhammed'e ümmet ol. Huzur arıyorsa dünya, dünya huzur arıyorsa en huzurlu olduğu döneme bakmalı, asr-ı saadet dönemine. Öyle ki insanlara yaptığı işler bile huzur veriyordu. Bir örnek anlatayım mı sizlere? Bir gün Peygamber Efendimiz kalkıyor, kızı Fatıma'nın evine geliyor. Hanımefendiler çok iyi dinleyin ama çok önemlidir. Evine girdiğinde görüyor ki Fatıma validemiz oturmuş, elinde beyinin elbisesinin söküğünü dikiyor. Bizi yıllar yılı kandırdılar hanımlar. Evde kocasına yemek pişirmeyi gerici dediler. Aynı kız çocuğa 300 kişilik uçakta 300 kişiye yemek dağıtmasına hostes dediler. Allah Allah. Şimdi bakın ne anlatacağım size peygamberimden. Evden yemek yaptı hanımefendi, gerici oldu. Lokanta bir lokanta el alemin içerisinde erkeklerle aynı masada, bitişikte masada, yan masada bakışarak yemek yedi, o ilerici oldu, öyle mi? Bakalım şimdi. Eve girdiğinde Hazreti Fatıma validemiz oturmuş elinde kızı, Resulullah'ın kızı, Hazreti Ali'nin hanımı. Hazreti Ali'nin elbisesindeki söküğü dikiyor. Ayağıyla Hazreti Hasan'ın beşiğini sallıyor. Ağzıyla Kur'an okuyor. Allahu Ekber! Ağız Kur'an'da, ayak peşik sallamada, el kocasının pantolonunun, gömleğinin, düğmesinin, iliğinin, söküğünün dikiminde. Bu haldeyken Peygamber Efendimiz içeri girince
Fatıma validemiz ayağa kalktı. Babası geldi ya, buyur babacığım diye ayağa kalktı. Ama Peygamber aleyhissalatu vesselam, kalkma kızım otur dedi. Kalkma kızım otur dedi. Fatma ayağa kalkmak istiyor. Baba Muhammed Mustafa, kalkma Allah kızım Allah. Otur. Fakat Fatma annemiz ayağa kalkıyor. Efendimiz aleyhissalatu vesselam, keşke otursaydın diyor. Kızım keşke otursaydın diye ısrar edince Fatıma validemiz, Hazreti Ali'nin hanımı, Hasan'la Hüseyin'in annesi, Muhammed Mustafa'nın kızı Hazreti Hatice annemiz merak ediyor. Babacığım sen gelirsin de ben ayağa kalkmaz olur muyum? Hem babamsın hem peygamberimsin. Aleyhissalatu vesselam kızına Fatma, oturman gerektiğinin gerekçesini anlatayım mı sana? Ve bu etrafındaki hanımların gerekçesini anlatayım mı sana? Bunlar mesuttur, bunlar kazançlıdır, bunlar bahtiyardır. Ben kapıdan içeri girdiğim zaman burayı hep meleklerle gördüm. Burayı hep meleklerle gördüm. Babacığım ne meleği, niçin geldiler? Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem. Sen elinle kocanın elbisesinin yırtığını dikiyorsun ya. Melekler sana dua için yanına geldiler. Sen kocana hizmet ettiğin için melekler sana dua ediyor. Hanımefendiler. Bir hanımın gönlü rızasıyla kocasına hizmet etmesi, meleklerin tebrik edeceği, müjdeleyeceği ilahi berekettir. Bir hanımın gönül rızasıyla kocasına hizmet etmesi, meleklerin tebrik edeceği bir ibadettir. Diğer kısmınla elinde kocanın elbisesini dikerken, ayağınla da oğlunun beşiğini sallıyordun ya, bir hanımın çocuğunu bakması, şefkat ve sevgiyle hizmet etmesi, meleklerin seyredeceği en güzel görüntüdür. Allahu Ekber. Allah Allah. Bir hanımın çocuğunu bakması, çocuğunu sevmesi, çocuğunu yıkaması, çocuğunu beslemesi, çocuğuna hizmet etmesi, meleklerin seyredeceği en güzel görüntüdür. Meleklerin bir kısmı Hasan'ın beşiğini salladığın için gelmişler. Bir kısmı sen ağzında boş durmayıp okuduğun Kur'an'ı dinlemek için gelmişler. Hanımefendiler, en son ne zaman Kur'an açıp okudunuz acaba? Melekler sizi kuşattılar acaba? Kendi kendinize soralım. Kızım hanımlar, bu hanımlar da çok şanslı. Bu hanımlar öyle ki yaptığı ibadet, kocalarına yaptığı hizmet ibadettir. Onların kocalarına olan sevgisi meleklerin seyredeceği en güzel tablodur. Bir hanımefendi İslam şuuruyla bu olaya bakarsa kendini zinetlendirir. Daha doğrusu cennete girmeye vesile olur. Hanımefendiler, yapacaklarımızı Allah için, samimi söylüyorum, size samimiyetimle söylüyorum, evinizde çoluk çocuğunuza yemek pişirmek ibadettir. Samimi söylüyorum. Eşinizin çocuğunuzun bulaşığını, çamaşırını yıkamak ibadet sevabıdır. Rahmana, Allah'a kul olalım. Samimi söylüyorum, gerçekten Allah için söylüyorum. O halde kardeşler, dünya bir misafirhane, geldik gideceğiz. Allah ömür vermiş, uzadıkça kısalır. Gözün feri kaçar, işitmez kulak. Nefes vermiş, soludukça azalır. Bitince bağrına çağırır toprak. Toprak çağırır seni. İlle de çağırır. Kaçamazsın topraktan. Kaçamayız Azrail'den. Kaçamayız kabirden. Allah kabre imanla gitmeyi nasip eylesin. Güller verdi, dikenine katlandın. Döküldü dibine gül, yaprak yaprak. Unuttun ölümü, mala şartlandın. Gözümüzü doyurur bir avuç toprak. Vallahi gözümüzü doyurur bir avuç toprak.
gelin. Telefonumuz mu var? Efendim hoş geldiniz. Hoş bulduk, hayırlı yayınlar. Allah razı olsun, hoş geldiniz, buyurun. Ben biraz yardım etmek istiyorum. Allah razı olsun, Allah kabul eylesin. Çok sağ olasın, buyurun. Nasıl yatırmamız gerekiyor? Şimdi telefona bakan camimizin dernek başkanıdır Veysel Aydın Beyefendi kardeşimiz. O size, evet, sizinle irtibata geçecek. Sizin tamam, bütün teknik bilgileri size verecek. Allah kabul tamam eylesin. Allah hayırlarınızı kabul eylesin. Teşekkür ediyoruz. Çok sağ olun, var olun. Allah razı Kabe'ye olsun. Kabe'ye gideceğim. Haftaya bugün Kabe'deyim. Dua edeceğim size inşallah. İnşallah dualarınızı bekleriz hocam. Çok sağ olun. Allah razı olsun. İhsan hocam, Allah razı olsun. Sohbetinizi çok güzel dinliyoruz. Orada da telefonda boğulduk. Birkaç tane soru ve istekler buyur var. Onları hemen kısaca buradan okumak istiyorum. Anne vefat etmiş. Babası yalnız kalıyor. Abisinin evinden izinsiz yemek almış, babaya götürmüş hanımefendi. Haram olur mu diye soruyor. Yok, niye olsun ki canım? Abisinin evinden babaya tabii götürmüş. Tabii tabii. Dedesi ölmüş, çok üzülmüş. Dedesine dua istiyor kardeşimiz. Dua edeceğiz ona inşallah. İnşallah. Yeni Bosna'dan Hüseyin Şam selam sevgiler iletiyor. Nevşehir'den Ahmet Şimşek kardeşimiz. Mustafa Ayhan Rize'den Umre'ye gideceğini söylüyor ve de yardım yapacak. İnşallah. Dua bekliyor kardeşimiz. İnşallah. Eyüp Tekşen Trabzon'dan yine yardım yapan bir kardeşimiz. Naçiye Kalkan bir iki defa yardım göndermiş. O da dua bekliyor. Allah hepsinden razı olsun. Evet, programa kaldığımız yerden devam edelim inşallah. Biz zaten size güvendiğimiz için gerçekten Mustafa Hocam da biliyor, Veysel Başkanım da biliyor. Büyük bir taşın altına elimizi soktuk. Bugüne kadar 84 tane dairenin bedelini siz ödediniz. Gerçekten. Rabbim nasip ederse şimdi yan tarafta bir bina var. Onu da alacağız. Adayı komple boşaltacağız. Önümüzde gördüğünüz Kabe-i Muazzama'ya şube yapacağız. Allah yardımlarınızı kabul eylesin. Allah hayırlarınızı kabul eylesin. Mustafa Hocam bilir. Mübarek yerde hocam da kafile başkanı gidiyor. Orada biz hacılarımızla beraber her yerdeki dualarda Allah'ım bizden dua isteyen, Allah'ım hayır hasanatlarıyla dini mübini İslam'ın yücelmesi noktasında bizlere yardım eden ümmeti Muhammed'i affeyle, buralara nasip eyle, buralara gelmenin arzu, istek, iştiyakıyla yananları en kısa zamanda Kabe'ye nasip eyle diye İçten samimi, sadık dualar. Ben bir hatıramı söyleyeyim mi size? İlk defa hacca gittim. 22-23 yaşlarındayım. Ayrılırken Allah biliyor, çok ağladım. Hele veda tavafında şu gün gibi, şu an gibi hatırlıyorum. Hıçkıra hıçkıra ağladım. Allah biliyor. Sırtımı dönemedim, geri geri gittim Kabe'den. Hocam biliyor, edep olarak öyle yapılması doğru olur ama çok da kalabalıkta insanları da eziyet etmemeli insanlara. Geri geri çekile çekile ağlıyorum ama inanın öyle bir hal aldı ki koptum. Gözlerimden akan yaşlar yanaklarımı, çenemi, göğsümü sırılsıklam yaptı gerçekten. Beraber gittiğimiz bir hacı abimiz vardı. Ne dedi bana biliyor musunuz? Sen dedi eğer bu şekilde ağlamayı içten samimi, sadık. Çünkü hıçkırıyorum. Tutamadım kendimi gerçekten. Rabbim dedi Allah'ım seni her sene buraya nasip edecek dedi. Ben o insana geçen sene vefat etti hep dua ettim. Vallahi her sene bir tarafa, senede 3-4 defa. Mustafa Hocam da öyle. Gerçekten Allah nasip ediyor. Sen yeter ki Allah için iste. Allah'a yemin ediyorum. Şu önümdeki Kabe'ye bakın. Kabe maketi. Ama Kabe bu Kabe'yi andırıyor. Kabe'ye yemin olsun. Peygamberime, Kur'an'ıma, imanıma yemin olsun. Vallahi bugüne kadar Allah'tan ne istediysem hepsini fazlasıyla verdi Mustafa Hocam. Hepsini. Sağlık, sıhhat, evlat, ekonomik güç, manevi bir takım şeyler ne istediysem Allah'tan, ne istediysem verdi. Ben Allah'a kulluktan acizim. Allah'ın verdiklerinin karşılığında
24 saatin 24 saatinde alnım secdede kalsa vallahi az, billahi az. Allah'ın lütfettiklerinin karşılığında, Allah'ın bahşettiklerinin karşılığında, Allah'ın ihsan ettiklerinin karşılığında 24 saatin 24 saatinde alnımı secdeye mıhlasam bile az. Rabbim veriyor ya, Allah Allah. Allah'ın izniyle geldin dünyaya. Bir ömür tüketti şükür Mevla'ya. İster padişah ol, ister evliya. Bir gün bu alemden geçer gidersin. Bir gün bu alemden geçer giderim. Herkes geçti gitti. Padişah olsan, evliya olsan, gelenler hep sefer eyler muhakkak dar-ı ukbaya, yüzünden iltica eyle Cenab-ı Zat-ı Mevla'ya. Gelenler hep sefer etti muhakkak dar-ı ukbaya, gelenler hep sefer eder muhakkak dar-ı ukbaya, yüzünden iltica eyle Cenab-ı Zat-ı Mevla'ya. Kardeşim, doğduğunda kulağına ezan okundu mu? Okundu. Bekle, namazın kılınacak. Mutlaka kılınacak. Allah namazımızı kıldıklarında bunu nasıl bilirsiniz sualine cemaatin içten samimi, sadık bir şekilde ihlas ve sadakatla iyi biliriz değdirtecek cemaat arkada bırakmayı nasip eylesin. Münker ve nekirden bahsetti hocam. Münker ve nekir, tanınmayan ve bilinmeyen iki görevli melek. Onların soracağı suallere yüzünün akıyla cevap vermeyi Rabbim nasip eylesin. Yazılmış kaderin lehv-i mahfuzda, çizilmiş bedenin kalu belada, verilmiş bir ömür fani dünyada, kaderine boyun eğer gidersin. Kaderine boyun eğer gidersin. Niye? Gelişin eline değil ki gidişin eline olsun. Gelişin eline değil. Ben adam tanıyorum hocam, Allah biliyor, yarın oğlunun düğünü var. Oğlunun düğün davetiyelerini dağıtırken öldü. Ya yarın oğlumun düğünü var. Allah sizi inandırsın. Geçen sene veya önceki seneydi hocam. Camiye sohbete gideceğim. Bir dakika iyi düşüneyim, önceki sene. Arabaya bindim, camiye gideceğim sabah namazından önce. Teheccüd vakti. Camiye gittik, namazı kıldık. Bir de baktım ki yan taraftan bir sela. Ya bayram günü sele olur mu? La bu Azrail bayram günü de geliyormuş ya. Allah Allah. Allah imanla gitmeyi nasip eylesin. Dünya, efendim. Tamam, yönetmenim diyor ki İhsan hocam diyor. Şöyle bir 5 dakika ara. Aradan sonra yine beraberiz. Mustafa hocam Kur'an okuyacak. Beraberiz inşallah. Veysel Başkan telefonları da dinliyor. Yayınlarımız devam ediyor. Yardımlarınızı bekliyoruz. Allah cümlenizden razı olsun. Kardeşlerim, 1 Ocak ayının 2. Çarşambası Rahmet Esintileri programında sizlerle birlikteyiz. Muhterem kardeşlerim, biraz önce ekranlarda aramış olduğunuz telefonlara ben cevap verdim. Vermeye çalıştım veya bazı kardeşlerim telefonu açıyor, ne söyleyeceğini bilmiyor. Önce ne söyleyeceğinizi bu soru sormak veya yardım etmek konumunda öncelikle netleştirin. Telefon, çünkü gelen tüm telefonlara elimizden geldiği kadar cevap vermeye çalışıyoruz. Cevap vermek istiyoruz daha doğrusu. Bize sorun, uygun olan, sormak istediğiniz tüm sorularınızı burada İhsan Hocam'a iletiyoruz. Bundan hiç şüpheniz olmasın. Hepsini iletiyoruz.
Değerli izleyicilerimiz, yine yardım telefonlarınızı bekliyorum. Şu an İhsan Hocam telefonun başında. Osman Bey var, bu Kaşgar TV'nin sahibi. İkisi birlikte onlar telefona bakıyor. Biz burada Mustafa Hocam'la programı bir miktar götürmeye çalışacağız inşallah. Yardım yapan kardeşlerimizin isimlerini zikredeceğim. Geçen hafta okuyamadık burada ekranlarda olmadığımız için. Fikri Borazancı Adapazarı, Mehmet Çakır, Nuran Çakır Giresun, Güldane Gültekin Kocaeli, Frankfurt'tan Arif Ercan abimiz, Allah razı olsun. Yani dünyanın öbür ucundan dahi yardım yapmaya çalışıyorlar, gayret ediyorlar. İbrahim Apari, Osmaniye, Mehmet Turhan adına Balıkesir, Turan Öztürk Ordu, Orhan Bal, Fadime Bal Trabzon, Tokat, Hasan Özdal Trabzon, Permin Yılmaz İstanbul, Gülengül Al, Hazmi ve Ayşe Bostan Trabzon, Öznur Gülhan Finans Bank'tan göndermiş kardeşimiz. Reşat Ünal İzmir, Yılmaz Uzunkaya Trabzon, Macide Sezer kardeşimiz, yine Samsun'dan bir kardeşimiz, Erdoğan Değmenci İstanbul, Tahsin Değmenci, Hülya Yüce, Naciye Kalkan Çorum, Keziban Akkan Isparta, Çevriye Akgül Hayrat, Mekke Demirkale Batman, Tokat'tan bir kardeşimiz, İsmail Yıldırım Kocaeli, Tekirdağ'dan yine bir kardeşimiz, Gülhan Gürbaz İstanbul, Cemile Bilgin Kocaeli, Cemile Bilgin Kocaeli iki defa göndermiş bu kardeşimiz. Nevriye Savur anamız, ellerinden öpüyorum. Allah acil şifalar versin kendilerine. Hatice Güneş, Hacer Güneş kardeşimiz, Turgay Bilal İstanbul. İstanbul'la Kocaeli bu haftanın da aynı zamanda lider oldular. Değil mi Mustafa Hocam? İstanbul ve Kocaeli en çok bahsettiğimiz. Yine Altan Hazine Değer diye bir kardeşimiz, Allah razı olsun, Ayşe Nur Şimşek. Allah yapmış yapacak olduğunuz tüm yardımlarınızı kabul eylesin. Allah eksikliğinizi göstermesin. Allah helal hayırlı kazançlarınızla sizlere yardım yapmaya, ebedi aleme göç ettiğimizde amel kapılarımızın açık kalacağı yardımlarınızı yapmayı nasip etsin. Bizlere de ve bu yapmış olduğunuz yardımların yapıldığı, kullanıldığı yerlerde de sizlerin ve tüm ölmüşlerimize, tüm geçmişlerimize dua yapmayı nasip eylesin inşallah. Fatma Gedikoğlu, Hüseyin Öncel, Emre Coşkun, Mehmet ve Dursun, Dağ Deviren, Sami Uslu, Kemal Yurdu Seven, Adlan Yurtbay. Değerli izleyicilerimiz, Allah yardımlarınızı kabul eylesin. Bu yardımlarınızın nerelere gittiğinizi ekranda yönetmenim gösteriyor. Bu çalışmalarımızın ne şekilde olduğunu biraz önce İhsan Hocam da bahsetti. 84 adet daire karşılığı. Şu an inşallah bir binamızı alacağız. O binamızı aldıktan sonra da camimizin inşaatına inşallah başlamış olacağız. Şimdi sevgili Mustafa Hocam bir kaside okuyacak inşallah. Bizler de hep birlikte dinleyelim. Evet Mustafa Hocam. Meded ya ilahel alemin. Meded ya erhamer rahimin. Aklım var diye söyler tabipler, Lokman hekim gibi bilgin olsa ne fayda. Son nefeste söylemezse bu diller bülbül gibi dilin olsa ne fayda. Meded ya Rabbel Alemin.
malım var diye ben dersin. Ecel şerbetini bir gün sersin. Yalın ayak baş açık gidersin. Dünya dolu malın olursa ne medet ya ki Allah. Ne kadar alim olsan kardeşim, eğer imanın Kur'an'ın olmaz ise yoldaşın, eğer Allah'ın vermez isen başın, dört kitabı yutmuş olsan ne fayda medet alemin. Bir gün olur götürürler evinde Allah'ın ismini, bırakma dilinden. Kurtulur ölümünden. Bin yıl kadar ömrün olsa ne fayda medet ya Rabbel alemin, medet ya Erhamer Rahimin. Teşekkür ediyoruz. Allah razı olsun. Rabbim hayırlı uzun ömür, sağlık, sıhhatlı bir ömür, İslam'a hizmetle dolu, Kur'an'a hizmetle geçen ömrünü Allah müzeyyen eylesin inşallah. Gerçekten öyle, samimi söylüyorum. Dünya dolu malın olsa ne fayda, kabirde, mahşerde, mizanda sana faydası olmadıktan sonra. Düşünsene, son nefesi vermişsin, çenen bağlanmış. Dünyanın en güzel müezzini gelip sela verse ne fayda, iman kalpte yok ise. Dünyanın en güzel Kur'an-ı Kerim okuyan hocası gelse kabrinde Kur'an okusa ne fayda, ibadete düşkün, ibadete haris değil isen. Üstünde tabut, mezarın üstünde en kaliteli mermer, bıraktım mermeri, som altından lahit yapılsa ne fayda, münker ve nekire hesap veremedikten sonra. Geride son model daireler, apartmanlar, yatlar, katlar bırakmış olsan ne fayda, sıratı geçemedikten sonra. Tapuların, kasaların, keselerin olsa ne fayda, cennete giriş beratı alamadıktan sonra. Dünyaya müteallik servetle, dünya literatüründe ilk beşe, ilk üçe girsen, ilk birinci olsan ne fayda, Muhammedül Emin'in şefaat sancağı altına olamadıktan sonra. Bin yıllık mezarlar durur yan yana, dargınlar, küskünler barışmış gibi. Allah Allah, dünyada kavga etseler bile aynı mezarda yatarlar, dargınlar, küskünler barışmış gibi.
kabir nasihattır ibret alana, ölenler toprağa karışmış gibi. Ben samimi söylüyorum, bazen mezarlara giderim. Okurum mezar taşlarına, doğum ve ölüm tarihlerine. Nice insanlar gelmiş ve gitmiş. Allah imanla gitmek nasip eylesin. Samimi söylüyorum. Allah Celle Celaluhu bize sağlık, sıhhat, huzur, iman, Kur'an, ibadet, ihlas, sadakat nasip eylesin. Dikilmiş başına iki sivri taş. Yanları duvar, üstünde çamur. Sokulmuş kayadan bak, sokulmuş, kaybolmuş bak yavaş yavaş. Noktalanmış işte burada bir ömür. Değil mi öyle? Nokta, bir ömür bitti. Başında iki mezar taşı, bir ayaklarında bir kafan taşında. O da yıllar sonra, o da belki de unutuldu gitti. Nice insanlar var, iki nişane taşı bile kalmamış başucuna. Oysa dünyada neler 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 neleri düşünüyordu insan. Mezar çökmüş sanki, mezar çökmüş sanki bir ölü bekler. Mezar çökmüş sanki bir ölü bekler. Otları kurumuş, duvarı yıkık. Çalı bükmüş dalı bir gülü bekler. Yaprağı kurumuş, perçembi gibi. Gerçekten samimi söylüyorum. Bazı mezarlar var ki çökmüş çökmüş. Çökmüş, sanki yeni mezar bekliyor. Sessizce yatıyor hakka geçenler. Sessizce yatıyor kabre gidenler. Bekliyor yıllardır mahşer gününü. Atına binmiş de yoldan geçenler. Unutacak bir gün beşer gününü. Efendim hoş geldiniz. Hoş bulduk. Ben Meryem Kuruoğlu, Düzce'den. Buyurun. Yardım yapacaktık yani oraya, bir de dua isteyecektik hocam. Kâbe'de hemen sizden dua isteyecektik. Hemen notumu alayım ben. Veysel Başkanım sizin teknik bilgileri size ulaştırsın. Ben de notumu alayım. Allah nasip ederse haftaya bu saatte Kâbe'den canlı yayınla bağlanıp size dua edeceğim. Hocam Mesut Kuruoğlu benim oğlum, ona dua eder misiniz? Evlendiremiyorum çocuğu da. Tamam, ben notumu aldım. Mesut. Tamam. Mesut Kuru. Evet. Kardeşler işte bu. Bak tebrik ediyorum hanımefendiyi. Gerçekten kabre, mahşere, mizana götürecek. Mustafa hocam bir hatıra anlatayım size. Adamın biri aradı beni. Dedi ki İhsan hocam yarın seninle bir yerde buluşalım. Olsun dedim. Gitti buluştuk. Hayrola? Ben dedi şu dairemin tapusunu vereyim sana. Ne olacak? Bunu dedi kendim nereye gidersem oraya getireceğim. Ben nereye gidersem o benimle gelecek. Adam öldü. Daireyi verdi bize. Gerçekten diyorum. Şu anda böyle var birkaç tane kardeşimiz. Ama diyor ki ben nereye gidersem o benimle gelecek. Seninle ne gelir? Cüzdanın gelmez. Araban gelmez. Tapun gelmez. Hayru hasanatın gelir. Efendim hoş geldiniz. Efendim hoş geldiniz. Sağ olasın, Allah razı olsun. Aleyküm selam, sağ olun, hoş geldiniz. Sağ ol, bir yardım etmek istiyorum. Allah kabul eylesin, Allah razı olsun. Yönetmenim şimdi efendim telefonda bakan yönetmenimiz şimdi sizi arayacak, size her türlü teknik bilgiyi verecek. Hatta o aynı zamanda camimizin dernek başkanı, tamam? Telefonu kapattın mı? Şimdi kapatın, size bilgi verecekler. Allah razı olsun, sağ olun. Allah kabul eylesin. Allah razı olsun. Allah iki cihanda aziz eylesin. Allah dünyanızı mamur eylesin. Allah kabrınızı cennet eylesin. Allah ölülerinizin kabirlerini nur eylesin. Yüce Rabbim size, bize, hepimize, hepinize, hepimize musalleye gelmeden önce nuru Kur'an'ın huzurunu nasip eylesin. Allah evlatlarınızı hayırlı eylesin. Allah helalından bol rızık ihsan eylesin. Allah verdikçe tükenmeyen namütenahi hazinesinden bolca size ihsan eylesin. Allah, Allah helalından versin. Ailenizi, evinizi, yörenizi, ülkemizi Allah nuru Kur'an ile tenvir eylesin. Allah her karış toprağı şehit kanıyla sulanan aziz vatanımızın üzerinde
çeşitli kirli operasyonlar yapmak isteyenleri Allah ebabilleriyle ıslah eylesin. Ayrılıklar başlar hep musallada. Kimi döner diye çeker elveda. Kimi huzura çağırır, kimini huzura çağırır Huda. Allah bir dönüm noktasıdır musalla. Allah Allah, geri dönüş yok o musalladan. Geldin mi musallaya, geri dönüş yok. Artık kabir, mahşer, mizan, sırat, Allah önümüzdeki badireleri güzellikle atlatmayı bize nasip eylesin. Gurbete gidenler, gürbete gidenler teslim mabuda. Ahirete gidenler konulur tabuta. Cemaat yarışır tabuta tutmada. Ayrılık sesi verir o musalla. Musallaya geldin mi artık geri dönüş yok. İnanır mısınız? Mustafa hocam da bilir. Musallada yatan insan, ölen insan ardında kaç kişi cenaze namazıma geldi diye hepsini görür ha. Kim beni omuzumda taşıyor? Kim yıkadı beni? Kim kefenledi beni? Kim omuzda taşıyor? Kim cenaze namazıma geldi? Kim kabre indirdi? Kim tahtaları dizdi? Kim üstüme toprak attı? Hepsini ölen insan görür ha. Ya. Ölümle hayat bitti zannetmeyin ha. Dünya hayatı bitti. Ölümle ölümsüzlük biter. Kabir var, mahşer var, mizan var, sırat var. Musalla taşını herkes tanıyor. Musalla taşını herkes tanıyor. Namaz için cenazeler konuyor. Hoca cemaate dua sunuyor. Ölenlere dua yeridir musalla. Tabii ya. Üstelik biz herkese dua ederiz. Bir ömür herkese dua ederiz. Öyle ki musallaya hakaret edene bile biz musallada dua ederiz. Tabii ya. Biz insanların cennete girmesi için varız. Samimi söylüyorum. Hoca sorar, meftayı bilirsiniz nasıl? Melek sorar sorguyu, kabirde asıl. Hak yolcusu başlarken fasıl, bir huzun yerine döner musalla. Ya kabirdekiler soracak, üste hoca soracak bunu nasıl bilirsiniz diye. Ya Allah Allah, tekeri olmayan tahta araba, tekeri olmayan tahta araba, dolu gidip boş geliyor orada. Tekeri olmayan tahta araba, dolu gidip boş geliyor orada. Kimi ermemişse daha murada, faydalar, çareler tükendiği yerdir musalla. Düğünü var ama musallaya gelmiş. Açılışı var, oğlunun düğününü görecek, kızının muruvvetini görecek ama gelivermiş musallaya. Rabbim musallaya giderken nur ile gitmeyi nasip eylesin. Bu dünya fanidir, dönülmez düne. Bu dünya fanidir, dönülmez düne. İmam telkin eder kabir üstüne. Mustafa hocam da çok yapmıştır. Ya Abdallah, udkuru vahdellezi haraçta mined-dünya şehadete en la ilahe illallah kuli rabbi Allah ve dinil İslam ve kitabin Kur'an ve nebi Muhammed Mustafa. Alttaki insana telkin verir kabir üstüne. Hayatın sonuna, mahşer gününe gitmek için vize verir musalla. Allah Allah. Vizeler musalla taşından veriliyor. Ahirete gidiş vizeleri. Musallaya uğrayacaksın. Allah musallaya iman ile gitmeyi nasip eylesin. Telefonumuz mu var efendim? Selamünaleyküm. Ve aleyküm selam, hoş geldiniz. İyi akşamlar. Sağ olun, Allah razı olsun. İhsan hocamla görüşebilir miyim? Buyurun, benim İhsan hocayım. Hocam ben Zonguldak Alap'la arıyorum. Tamam. Ahmet Şen. Bir miktar yardım edeceğim. Tamam.
Umre'ye gideceğiz. Allah yolumuzu açık etsin. Amin. Oldu Allah Resulüne yani bizim için dua edin de artık bizi çağırsın. 7. sene benim. İnşallah. İyi akşamlar diyorum. Çok sağ olun. Teşekkür ediyorum. Allah razı olsun. Gün gelecek bir gün, bak benim kardeşlerim, bazı insanlar yolculuğa çıkar. Birkaç gün sonra döner. Oğlu askere gidenlere, gözyaşıyla bekleyenlere, Allah'ım askerde olanları ailesine kavuştursun. Polisleri, emniyet güç ve kuvvetlerimizi, huzur içerisinde yaşamamızı temin eden bütün kardeşlerimizi Yüce Rabbim, kendilerini sıcak aile ortamlarında bekleyen yakınlarına kavuştursun inşallah. Bazı yolculuklar var. Gidersin, dönersin. Memlekete gidersin, dönersin. Yurt dışına gidersin, dönersin ömrün varsa. Ama bazı yolculuklar var ki gidersin, dönemezsin. Gidip de döneceğin yolculuğa bavul getirirsin de, valiz getirirsin de, çanta getirirsin de, hazırlık getirirsin de. Bak Allah şahit, ben umreye gideceğim diye şimdiden ne götüreceğim diye yazıyorum. Gerçekten. Unutmayayım diye. İşte şunu al, şunu al, şunu al falan. Gidip de dönmektir niyetimiz. Ama bir yolculuk var ki gidip de dönemezsin. Gidersin, dönemezsin. Kesilecek bir gün soluk. Bitecek fani yolculuk. Yüce Hak'tan başkasına yaşar iken yapma kulluk. Sadece Allah'a kul ol. Allah'a kul ol, hükmüne ram ol. Yol varsa budur, bilmiyorum başka çıkar yol. Gerçekten yollar boşandı, yolcular buldu vaha. Yolcular gitmese de yollar gider Allah'a. Allah'a, Allah'a giden yolun yolcusu olmayı Allah nasip eylesin. Can bedenden çekilecek, yakınların üzülecek. Kimi suyun hazırlayacak, kimin kefen biçecek, kimi sela verecek, kimi mezar kazacak. En çok sevdiklerin seni, beni kabre indirecek, amellerimiz de baş başa bırakacak. Teneşire uzatırlar, ılık su ile yıkarlar, kıyamet gömleği ile ahirete uğurlarlar, kefen ile ahirete uğurlarlar. Bir beyaz kefen, yakası yok, cebi yok. Cep telefonunu alamazsın, cüzdanını alamazsın, tapularını alamazsın, öylece uğurlanırsın. Sararlar beyaz kefene, korular tabutun içine. Alıp götürürler seni, zahmet etmeden bedene, zahmet etmeden bedene. Öyle güzel, öyle kibar götürürler seni ki omuzlar üzerinde taşıtırlar. Kardeşlerin, sevdiklerin. Musallaya koyacaklar. Musallaya koyacaklar. Arkanda saf tutacaklar. Son görevi yapmak için namazını kılacaklar. Tabii namazını kılacaklar. Allah arkadan hayır dua edicilerimizi çok eylesin. Hoca namazı kıldırır, dua için el kaldırır. Toplu halde komşuların sana helallik verdirir. Ya son yolculuk. Allah, Allah, Allah dolu dolu imanla gitmeyi nasip eylesin. Allah ihlas, samimiyet ve sadakatla gitmeyi nasip eylesin. Omuzlarda taşıyarak, gözler ile ağlayarak götürürler mezarlığa, bekler seni kara toprak. Kara toprak, kara toprak, kara toprak, kara toprağa yatacağız kardeşler. Kabir kazılmış derince, kabir kazılmış derince, yalnız geçecek ilk gece. Yalnız kalacaksın ilk gece, her gece. Sual melaikesi gelir seni toprağa verince. Münker ve nekir gelir seni toprağa verince. Münker ve nekir gelir sana sual sorunca. Bana sual sorunca. Beden sağ yana yatacak. Yüzün
kıbleye bakacak. Dünyadaki can dostların üstüne toprak atacak. Allahu Ekber. Dünyadaki can dostların, oğlun, anan, baban, dayın, amcan, arkadaşın, asker arkadaşın, dostun üzerine toprak atacak. Mezarına taş dikilir, üzerine yaş dökülür. Hoca telkin verince komşular oradan çekilir. Hoca telkini verdi, arkadaşların gitti, komşuların gitti, yapayalnız kaldın. Oğlun, gelinin, kızın, damadın, baldızın, dayın, teyzen, akraban, neyin varsa hepsi bırakıp gidecek, amelinle baş başa kalacaksın kardeşim. Dünyadaki işin biter, dumanın da akşam tüter, son yoldaşın iman olur, varsa iman o sana yeter. Varsa iman işte o bize yeter. Allah imanımızı kamil eylesin. Ya Rabbi imanımızı güzel eyle. Ya Rabbi ibadetli eyle. Ya Rabbi ihlaslı eyle. Ya Rabbi bizi sevdiğin kulların rızasına nail eyle. Ya Rabbi razı olacağın kullardan olmayı bize lütfeyle. Allah'ım günahlarımızı yok eyle. Allah'ım ülkemizi muhafaza eyle. Kardeşler, Allah rızası için sizlerden yardım bekliyoruz. Gerçekten samimi söylüyorum. Allah yar ve yardımcınız olsun. Allah için yapmaya niyetlendiğimiz İstanbul Bahçeli Evler'deki külliyemize sizlerden yardım istiyoruz. Gerçekten samimi söylüyorum. Bakın sevgili yönetmenim gösteriyor. Şu ana kadar yaptığımız hizmetleri gösteriyor. Sevgili yönetmenime teşekkür ediyorum. Caminin etrafını açma adına yapmayı düşündüğümüz külliyeyi devasa bir şekilde oraya kondurmaya niyetliyiz. Bu noktada emeği geçen bütün kardeşlerimize en kalbi duygularla teşekkürü bir borç biliriz. Öyle ki, öyle ki Bahçeli Evler Kaymakamımıza, Bahçeli Evler Müftümüze, Bahçeli Evler Belediye Başkanımıza, Bahçeli Evler'deki bütün kardeşlerimiz biliyorlar. 84 tane dairenin karşılığı para ödedik bugüne kadar. Allah nasip ederse yakında 4 dairelik bir yer daha var bina. 7 daireli bir binanın 4'ünü aldık, 3 tane daha kaldı. Onu da aldığımızda etrafı tamamen açacağız. Açtığımız yerde adamız olacak. 3 taraftan tamamen yol ile çevrili olacak. Oraya güzel bir şekilde Allah nasip ederse dini mübini İslam yolunda güzel bir eser yıllara hükmedecek. Zamana hükmedecek, son teknoloji mimar ile mühendis kardeşlerimizin çizeceği tasarımla güzel bir eser meydana getireceğiz. Bakın sevgili yönetmenim, şu ana kadar alıp yıktığımız binaları gösteriyor. Yaptığınız yardımlarla alınan yerleri gösteriyor. Allah yar ve yardımcımız olsun. Ben yine sözün burasında Halef Selef sayılırız da aynı zamanda hem kardeşimiz, abimiz olan Mustafa Hocama mikrofonu teslim ediyorum. Buyur hocam. İstersen sohbet eyle, istersen ilahi, istersen Kur'an, hangisini istersen. Karar sen. Evet hocamızdan Allah razı olsun. Bizleri aydınlattılar. İnşallah aydınlatmaya da ömrü nispetinde devam edecekler. Cenab-ı Hak ilimlerine feyiz, bereketler ihsan eylesin diyoruz. Tabii bu camimiz inşallah güzel bir şekilde bütün insanlığa hizmet edecek şekilde yapılacak. Tabii yardımlarınızı da inşallah memleketimizin birçok şehirlerinden, kasabalarından Allah rızası için bağlanan, yardım eden kardeşlerimiz elbet inşallah bir gün gelip orada namaz kılacaklar. Görecekler, bakarsınız bir evladı gelip orada Kur'an okuyacak. Bir evladı gelmiştir, yakını gelmiştir orada, mahalleye yerleşmiştir. Gelip orada inşallah namaz kılacak, Kur'an okuyacak. Ahiret yolculuğuna bugünkü dersimize bağlantılı olarak
hazırlanmış bir şekilde inşallah oradan feyizler, bereketler alacaklar diye hep temenni ediyoruz, dua ediyoruz her an, her halükarda. Dualarımız sizlerle beraber. İnşallah yardımlarınızı da esirgemeden bu Kabe-i Muazzama'nın efendim şubesi olan Cami-i Şerifi, Cumhuriyet Mahallesi Merkez Camii'ni inşallah en kısa zamanda yapmayı, imar etmeyi güzel bir şekilde, maddi ve manevi şekilde imar etmeyi Cenab-ı Hak cümlemize nasip eylesin diyorum. Bir Kur'an okuyayım hocam bu arada. Olsun. Şehitlerimiz var. Yardım yapanların, yapacak olanların ümmeti Muhammed'in ruhları. Hepsine inşallah. Euzü billahi mineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. أَلَمْ نَشْرَحْ لَكَ صَدْرَكَ وَوَضَعْنَا عَنْكَ وِزْرَكَ الَّذِي أَنْقَضَ ظَهْرَكَ وَرَفَعْنَا لَكَ ذِكْرَكَ فَإِنَّ مَعَ الْعُسْرِ يُسْرًا إِنَّ مَعَ الْعُسْرِ يُسْرًا فَإِذَا فَرَغْتَ وَإِلَى رَبِّكَ فَارْغَبْ اللَّهُ أَكْبَر بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ أَلْهَاكُمُ التَّكَاثُرُ حَتَّى زرتم المقابر كلا سوف تعلمون ثم سوف تعلمون كلا لو تعلمون علم اليقين لترون الجحيم ثم لترونها عين اليقين ثم لترون يومئذ عن النعيم الله بسم الله الرحمن الرحيم والعصر إن لفي خسر إلا الذين آمنوا الصالحات وتواصوا بالحق وبالصبر الله أكبر صدق الله العظيم. الله جل جلاله okunan Kur'an-ı Kerimlerin hatırına ölülerimizin kabirlerini, şehitlerimizin kabirlerini nur eylesin. Allah vatanımızı korusun, muhafaza eylesin. Allah Celle Celaluhu iman ile Allah'ın huzuruna gitmeyi nasip eylesin. Allah Kur'an-ı Kerimlerin hatırına yavrularımızı Kur'anlı, evlatlarımızı secdeli, nesillerimizi edepli ve ahlaklı eylesin inşallah. Amin. Kalpleri çeviren, kalpleri döndüren, kalpleri nura tenvir eden Allah'tır. Allah kalplerimizi nuru Kur'an ile bezesin inşallah. Ne mutlu, ne mutlu ömründe Kabe'ye gidenlere, Kabe'ye yüz sürüp orada secde edenlere, ihrama sarılan o nazik bedene Allah azap vermez öldüğü zaman. Allah azap vermez hacılığını koruduğu zaman. Harem-i Şerif'i görsen ne âlâ, af için vakfede etsen de mutâlâ, tevbeleri kabul eder Hak
Teala ilahi huzura vardığın zaman. Mübarek beldeden feyiz alırsın, gönlün ferah olur, huzur bulursun, kutsal topraklarda mutlu olursun, Kabe etrafında lebbeyk dediğin zaman. Huzuru, ilahi huzura eğilir başlar, hacca giden herkes şeytanı taşlar, bütün günahları Mevlam, Allah'ım bağışlar, dikişsiz ihrama girdiğin zaman. Efendim hoş geldiniz. Selamun aleyküm. Ve aleyküm selam, hoş geldiniz. Hayırlı akşamlar. Allah razı olsun, sağ olun. Allah yapacağınız caminin Allah'ın izniyle tamamına erdirsin. Çok sağ olasın, Allah razı olsun. Bu ben yardım etmek istiyordum da gönlümden. Allah kabul eylesin. Çok sağ olasın. Allah nasıl, hayırlı. Nasıl yapacağız? Şimdi başkanım telefonda, sana bilgileri verecek. Sen rahat ol. Allah hayırlı uzun ve ömür versin, sağlık versin, afiyet amin, versin. Amin, ölülerinin kabirlerini nur eylesin. Allah amin, amin ya Allah. Muhammed Allah. Mustafa'ya yar ve civar amin. Eylesin. İnşallah amin, haftaya amin. Bu saatlerde Kabe'den size bu televizyonda bağlanıp dua edeceğim. Çok sağ olun, Allah razı olsun. Allah razı olsun, Allah razı olsun. Duanıza ihtiyacım olsun. İnşallah, sağ olasın. İmanlı kardeşim benim, ihlaslı, samimi kardeşim. Allah her iki cihanda aziz eylesin seni inşallah. Hepimizi, hepimizi. İlahi huzurda eğilir başlar. Kabe'ye giden kardeşim şeytanı taşlar. Bütün günahlarımızı Mevla bağışlar. Dikişsiz ihramı giydiğin zaman. Dikişsiz ihramı giydiğin zaman. Arafat'ta sanki kurulmuş mahşer. İhramın içinde binlerce, milyonlarca beşer. Arefe gününde gönülden coşar, el açıp vakfeye durduğun zaman, el açıp Allah'a duaya durduğun zaman, nefis heba olur kutsal beldede. Telefonumuz mu var? Efendim? Efendim hoş geldiniz. Hoş bulduk, sağ olasınız. Buyurun. Size hayırlı akşamlar hocamla görüşmek istiyorum İhsan Hocam. Tamam, ben İhsan Hocayım, buyurun, hoş geldiniz. Hocam, sana yardım etmek istiyorum, bir miktar yardım etmek tamide istiyorum da. Çok sağ olun. Oğlumu kartınla göreceğim onu ama. Tamam. Ama çok rahatsızım, duanı bekliyorum, umrede de dua ile ne olur Allah rızası için. Ben hemen notumu aldım bile, tamam. Tamam, çok sağ ol, Allah razı olsun. Allah razı olsun, çok sağ olasın, Allah kabul eylesin. Evet. Nefis, nefis heba olur kutsal beldede, keder dibe vurur, sevinç zirvede, bedenin yorulur Safa Merve'de, kısa adımlarla, kısa adımlarla koştuğun zaman. Şeytanı taşlamak biraz zor olur, ihramın içinde beden yorulur, nefis mahcup olur, yüzün nur olur, Hacerül Esved'e sürdüğün zaman. Nefis, zalim nefis yorulur, biter, yok olur. Allah Allah. Yüzün nur olur Hacerül Esved'e sürdüğün zaman. Bismillahirrahmanirrahim dediğin zaman. Ya Rabbi günahlarımı affeyle dediğin zaman. Allah'ın yolunun yolcusu olduğun zaman. Muhammedül Emin'in sünnetlerine riayet ettiğin zaman. Sahabi-i kiramın yolunun yolcusu olduğun zaman. Allah hepinizi kendine has kul, Habibine has ümmet eylesin. Yönetmenim duaya mı geçiyorum? Yönetmenim diyor ki İhsan Hocam, ben seni bıraksam sabaha kadar devam edeceksin ama bırakmıyor beni yönetmenim. Ne yapalım? Şöyle yapalım. 7 gün 24 saat telefonlarımız açık. Sizlerden hayır, yardım istiyoruz, hayır bekliyoruz, dua edeceğiz sizlere. Rabbim nasip ederse gelecek hafta inşallah Mekke'den canlı yayında bağlanıp ihramlı iken size dua edeceğiz. Muhtemelen ihramlı veya o mübarek yerlerin o güzel esintileriyle sizlere dua edeceğiz. Sevgili hocam, Mustafa hocama teşekkür ediyorum. Geldiği için, renk kattığı için, tat verdiği için, Kur'an okuyup sohbet ettiği için. Sizlerden Allah rızası için yardımlarınızı istiyoruz.
Efendim gelecek hafta bugün inşallah mübarek topraklarda olacağız. Ben son bir şey isteyeyim. Benden yana ananızın ak sütü gibi hakkılarımızı helal olsun. Sizlerden de Allah için Kabe'de dua etmenin karşılığında haklarınızı helal etmenizi istirham ediyorum. Allah'a emanet olun. Amin. Euzu billahi mineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma rabbana ya rabbana takabbal minna innaka entes semiul alim. Tub aleyna ya mevlana innaka entet tevvabur rahim. Vahdina wafiqna lil hakki ve ila tariqi mustakim. Bi barakatil Kur'anil azim ve bi hurmeti men ersatehu rahmeten lil alamin. Ve ufana ya kerim ve ufana ya rahim ve ufir lana zunubana bi fadlika ve cudika ve keremika ya ikramel akramin ve ya erhamer rahimin. Amin. Allahümme inna nes'eluke imanen kamila ve yakinen sadika. Amin. Ve rizkan vasi'a ve kalben haşi'a ve lisanen zakiran şakira ve helalen tayyiba ve evladen saliha ve tevbeten nasuha ve tevbeten kablel mevt ve ruhatan indel mevt ve mağfireten ve rahmeten ba'del mevt ve l'affa indel hisab ve l'affa indel hisab ve l'affa indel hisab ve l'affa indel hisab ve l'affa indel hisab. Ya Rabbi hesaba çağırmadan cümlemizi affeyle ya Rabbi. Amin. Günahlarımızı yok eyle ya Rabbi. Amin. Bizi rızana nail eyle ya Rabbi. Amin. Nesillerimizi Muhammedi eyle ya Rabbi. Amin. Kalplerimizi minel kalbe sebiyle Allah'ın yolunun yolcusu eyle ya Rabbi. Amin. Ya ilahel alemin bizi secdeli eyle ya Rabbi. Yavrularımızı tesettürlü eyle ya Rabbi. Amin. Hasta kullarına eczane-i kutsiyenden şifa ihsan eyle ya Rabbi. Amin. Dertli kullarına deva lütfeyle ya Rabbi. Amin. Borçlu kullarına helalından edalar nasip eyle ya Rabbi. Amin. Bizi ya Rabbi. Rızana nail eyle ya Rabbi. Amin. Affınla yüzümüzü güldür ya Rabbi. Amin. Rahmetinle cümlemizi cennetine koy ya Rabbi. Amin. Sen Rahmansın bize rahmeyle ya Rabbi. Amin. Sen Rahimsin bize acı ya Rabbi. Amin. Sen Settarsın günahlarımızı setreyle ya Rabbi. Amin. Sen ümmeti Muhammed'e birlik birlik ihsan eyle ya Rabbi. Amin. Yeryüzünde ağlayan Müslümanların gülmelerini nasip eyle ya Rabbi. Amin. Akan Müslüman kanının durmasını nasip eyle ya Rabbi. Amin. Şu soğuk havada başını sokacak bir yer bulamayan, bir tas sıcak çorbayı bulamayan kardeşlerimize yardım eyle ya Rabbi. Amin. Bizi açlıkla terbiye etme ya Rabbi. Amin. Bizi vatansız bırakmak isteyenlere fırsat verme ya Rabbi. Amin. Bizi bayraksız bırakmak isteyenlere fırsat verme ya Rabbi. Amin. Bizi nefessiz, bizi bayraksız, bizi vatansız, bizi imansız eyleme ya Rabbi. Rızana daim kullarına nakşeyle ya Rabbi. Amin. Habibi edibin yoluna vakfeyle ya Rabbi. Amin. Cümlemizi Muhammedül Emine yar ve civar eyle ya Rabbi. Amin. Gözlerimiz pedelenip icra emri geldiği zaman gözlerimizi cennete ala cemali Mustafa'ya hayran sağımızda Hazreti Kur'an göğsümüzde şerefli iman dilimizde buyuran Eşhedü en la ilahe illallah ve eşhedü enne Muhammeden abduhu ve resuluhu olduğu halde çeynek yapamayı cümlemize nasip eyle ya Rabbi. Amin. Geçmişte işlediğimiz suç, hata, günah ve kusurların affına vesile olması üzere buyurun. Eşhedü en la ilahe illallah ve eşhedü enne Muhammeden abduhu ve resuluhu. Ölülerinizin, ölülerimizin, geçmişlerinizin, geçmişlerimizin üzerimize kul hakkı geçenlerin ümmeti Muhammed'in din, vatan, iman, Kur'an uğruna şehit düşmüş olan şühedanın ruhlarına hediye olması üzere buyuran Eşhedü en la ilahe illallah ve eşhedü enne Muhammeden abduhu ve resulü. Ya Rabbi bu kelime-i şehadetle çene kapamayı nasip eyle. Amin. Münker ve nekire bu kelime-i şehadetle cevap vermeyi nasip eyle. Amin. Sırattan bu kelime-i şehadetle geçmeyi nasip eyle. Amin. Resulüne bu kelime-i şehadetle yar ve civar olmayı nasip eyle. Amin. Cehennemine haram, cennetine helal ve nasip olmayı bu kelime-i şehadetle cümlemize lütfeyle. Amin. Allah'ım ölülerimizi affeyle. Amin. Allah'ım bize dua et diyen ümmeti Muhammed'i affeyle. Amin. Ya Rabbi sen affı seversin ümmeti Muhammed'i affeyle. Amin. Ya Rabbi sen affı seversin ilah olmanın hatırına ümmeti Muhammed'e birlik dirlik ihsan eyle. Amin. Salatu ve selamu aleyke ya Resulallah. Salatu ve selamu aleyke ya Habiballah. Salatu ve selamu aleyke ya seyyidel evveline vel ahirin. Ve alihim velhamdülillahi rabbil alemin. تقبل منا واشف مرضانا وارحم موتانا واستجب دعاءنا وبحرمة سر سورة الفاتحة.
Fatiha.